Cumhurbaşkanı çıktı geçen gün dedi ki bunlar da iktidara gelince de AKP'yi dedi kapatacaklarmış dedi. Bunu bütün Türk basını haber yaptı. Ama böyle bir şey diyen yok. Yaman Kılıçdaroğlu da söyledi. Bunu kim söyledi kardeşim diyor. Yok. Mesela ben yarın Cumhurbaşkanlığı CİMER değil mi? Cumhurbaşkanlığına dilekçe. Ben dilekçe vermeyi düşünüyorum yani. Sayın Cumhurbaşkanımız CHP'yi, AKP'yi kapatacağını söyledi. Bunu CHP'den kim söyledi yani? Yani bunu söyleyen yok. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki CHP'liler böyle diyor. Yani bu gerçekten aslında Türkiye'nin gümbür gümbür seçime gittiğinin kanıtı. Evet. Gümbür gümbür. Çünkü AKP bir yandan Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutmaya çalışırken bir yandan özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP tabanında bir takım yoklamalar yapıyor. Bu yoklamalardan tabii Türkiye'de herkesin haberi oluyor. En çok da Devlet Bahçeli'nin haberi oluyor. Zaten Devlet Bahçeli'nin bir anda HDP kapatılsın açıklaması da aslında HDP'ye yönelik görünmekle beraber aslında AKP'ye yönelik bir an. Yani otur oturduğun yerde yoksa bunun hesabını sorarım diyor Devlet Bahçeli. Hı hı. Yani bugün Türkiye'de hem AKP açısından hem de Türk siyaseti açısından kilit isim Devlet Bahçeli'dir. Devlet Bahçeli istediği gün AKP'nin fişini çeker. Bunu bütün Türkiye biliyor. Bir de bunun dışında mesela şöyle şeyler bakmak lazım. Hani derler ya çok alametler birikti diye. Hı hı. Mesela hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu gün yandaş medyada şeyler yayınlanıyor. Yol durumu haberleri. Takip ediyor musunuz bilmiyorum. Bence Tele1 onu haber yapsa çok güzel olur. Mesela Türkiye Petrolleri yol durumunu sunar diye yayın yapılıyor. Sunuyorlar. Yollar açık diyor. Akıcı diyor. Kardeşim sokağa çıkma yasağı var ya. Sokağa çıkma yasağının olduğu gün yol durumu vermek aslında medyaya sen bu parayı al demek. Veya bugünlerde durup dururken sevgili müteahhitimiz Cengiz Bey şak diye meyve veren ağaç taşlanır diye reklam yapmaya başladı. Şimdi reklam yapman için bir ürünün olması lazım. Ve bu ürünü tanıtıp halka o ürünün satılması için reklam yapman lazım. Yani müteahhit Cengiz hangi ürününü satıyor ki bize bu reklamı yapıyor? Öyle değil mi? Yani müteahhit Cengiz'in rafta malı mı var ki biz onu satın alacağız? Hayır. Bu reklamı niye yapıyor? Yani medya kuruluşlarına para vermek için mi yapıyor? Siz bu parayı alın. Bununla da önümüzdeki seçim kampanyasını finanse edersiniz mi demek istiyor? Dolayısıyla bunların hepsini üst üste koyduğumuzda görüyoruz ki aslında Türkiye Bülent Arınç'ın da daha dün yaptığı açıklamalara bakarsak aslında gümbür gümbür seçim atmosferine girdi ve her gün neredeyse yandaş ya da bağımsız medyada yayınlanan anket sonuçları da bunun işareti. Bu anketlerde dikkat ederseniz biraz önce senin de söylediğin gibi hem AKP'nin oyları düşmüyormuş gibi görünüyor hem de muhalefetin oyları yükselmiyormuş gibi görünüyor. Ama burada tabii şöyle bir güzellik var. Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa kime oy verirsiniz anketi yapılıyor. AKP'nin adayı belli. Rakibi kim? Rakip yok. Kardeşim rakip olmayan yerde nasıl anket yapıyoruz? Yani Tayyip Erdoğan'a mı oy verirsiniz, Tuğba Emre'ye mi oy verirsiniz diye anket yapsa vatandaş bir cevap verir. Şimdi bu yapılan anketler nasıl bir anket? Ben çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü Türkiye'de şu anda Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanmış bir kişi var. Diğer partilerin ya da diğer ittifakların adayları belli değil.
O zaman bu anketler nasıl yapılıyor? O zaman ben gazeteci olarak diyorum ki bu anketler aslında topluma AKP'nin oyları düşmüyormuş gibi göstermek için yapılan anketler. Yani her ne olursa olsun bakın seçimi kazanamayacağız duygusunu topluma vermek midir aslında bu anketlerin amacı? Bakın Türkiye'de neler oldu ama hala AKP'nin oyu düşmüyor. Bunlar kazanacak acaba diye mi toplum düşünsün diye bu anketler. Enteresan bir noktaya temas ettiniz. Çünkü şu çok açık bir şekilde görülüyor ki, bakın geçen gün Hakan Aygün'le sohbetimizde de bunu söyledim. AKP dış politikası iflas etmiş bir parti. Mesela dikkat ederseniz hiç Doğu Akdeniz'den falan kimse bahsetmiyor. Evet. Neredeyse savaş çıkarma noktasına gelmiştik değil mi? Mehter marşlarıyla gemilerimizi gönderiyorduk falan. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Mesela Karadeniz'de doğalgaz bulmuştuk. Ne oldu? Yok. Değil mi? Mesela Libya'da ne oluyor? Yok. Suriye'de ne oluyor? Mesela düşünebiliyor musunuz? Suriye ile ilgili Türkiye'de haber yapılmıyor. Amerikan ambargosu bile konuşulmuyor artık. Amerikan ambargosu konuşulmuyor. Avrupa Birliği ambargosu. Çıt yok. Ama bakıyorsunuz AKP'yi, AKP kurulduğundan beri Dışişleri Bakanlığı yapanların tamamı AKP'nin dışında. Hı hı. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan. Hatta AKP'yi yıkmak için parti kurmuşlar. Öyle değil mi? Dolayısıyla AKP içeride ve dışarıda aslında son derece sıkışmış bir parti. Ve en yüksek oy kaybını da İyi Parti'ye ve doğal olarak Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurduğu partilere yapıyor. Yani buraya çok ciddi kayma olduğunu toplumda görüyoruz. Nereden görüyoruz? Bunu aslında herkes kendisi çek edebilir. Mesela Türkiye ile ilgisi pek bulunmayan yurt dışından bir insan Türkiye'ye turist olarak gelse ve akşamları haberleri seyretse Ali Babacan'ı Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi Başkanı zannedebilir. Çünkü o kadar çok medyada görüyor. Çünkü Ali Babacan ve ekibi çok doğru bir şey yapıyor. Şehir şehir gezerek toplumla temas kuruyor. Bunu daha önce ve haber oluyor. Ama aynı zamanda şunu da gösteriyor. Ali Babacan toplum içinde sıradan insanların arasına çıkabilecek seviyede toplumda karşılık bulmuş. Yani bugün aslında görüyoruz ki oy oranlarını bilmiyorum ama yükseldikleri bangır bangır görülüyor. Hı hı. AKP'den Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun partisine çok ciddi kayış var. İyi Parti'ye çok ciddi kayış var. Bu görülüyor. Bu görülürken anketlerde nasıl oluyor da AKP düşmemiş görünüyor? Yani bu matematik olarak mümkün mü? Mümkün yani, değil. Biri yükselirken birinin düşmemesi mümkün mü? Değil. Dolayısıyla bu anketler aslında AKP pozisyonunu kaybetmemiş imajını topluma vermek için yapılan anketler. Anket yapılabilmesi için adayların belli olması lazım. İstanbul'da aday belliydi. O mu bu mu bir oran çıkıyordu. Ankara'da adaylar belliydi. O mu bu mu belli. Şu anda adaylar belli değil. O zaman bu anketi sen neye göre yapıyorsun? Seçim vaatleri belli değil. Partilerin neler söyleyeceği belli değil. İttifaklar nasıl şekil alacak belli değil. Sen anket yapıyorsun ve AKP'nin oyu düşmemiş görünüş. Aslında temel mesele AKP'nin yaşadığı kanamayı gizlemek ve sanki yokmuş gibi topluma göstermeyi amaçlı. En azından ben gazeteci olarak böyle düşünüyorum. Bu artık toplumun her katmanında artık herhalde görülmeye başlanan bir durum diye düşünüyorum. Peki bir küçük soru da şu noktada sormak istiyorum. Bahçeli için kilit isimlerden biri dediniz ama muhalefetin içinde de Meral Akşener'in konumunu nasıl görüyorsunuz? İyi Parti'nin yani bu süreçte bizi şaşırtır mı? Oy oranı daha yüksek olur mu? Şimdi hem Babacan... Aslında teşekkür ederim bunu sorduğun için. Yani aslında diğeri daha etkisizdir, diğerleri daha etkisizdir manasında söylemiyorum. Hı hı.
Ama bugün itibariyle baktığımızda oy oranları çok yükselmesine rağmen İYİ Parti ile CHP arasında sorun yok. Evet. Yani bu manada söylüyorum. Yani bugün Sayın Meral Akşener'in CHP'ye yönelik bir tehdidi yok. Yani bunu yapmazsan senden ayrılırım demiyor. Veya aynı şekilde CHP bugün Türkiye'de en yüksek oy oranına sahip olduğunu düşündüğüm parti. Dönüp İYİ Parti ya benim istediğim olmazsa senden ayrılırım demiyor. Yani aslında kilit parti derken ben bunu kastediyorum. Yani HDP ya da İYİ Parti veya DEVA Partisi veya Saadet Partisi veya Cumhuriyet Halk Partisi önemsiz manasında söylemiyorum. Bu partilerin genel tutumları, tavırları, hayata bakışları, ülkeye bakışları, seçime bakışları manasında tutarlı ve istikrarlı bir duruşları var. Birbirlerine yönelik bir tehdit söz konusu değil. Mesela CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakta en küçük bir problem görünmüyor. Bunu kastediyorum. Ama Cumhur İttifakı'nda yani AKP ile MHP arasında her ne kadar bununla ilgili cümle kuran gazetecilere saldırsalar da bir sorun olduğu görülüyor. Öyle değil mi? Bu manada söylüyorum Devlet Bahçeli kilit parti genel başkanıdır. Çünkü Devlet Bahçeli eğer isterse ya da istediklerini alamazsa veya istedikleri dışında davranıldığını görürse bu ittifakı bozar. Evet, çok net. Bu manada kilit parti lideridir. Yoksa diğer partiler önemsiz manasında söylemiyorum. Tam tersine. Asıl öbür taraftaki ittifak ilk seçimde iktidarın ittifakı. Çok açık görülüyor. Ama aralarında bir sorun yok. O manada söylüyorum.